Yüksek faize rağmen konut satışlarında %16 artış oldu. Detaylar Murat Sekban ve konuğunda. Türkiye İstatistik Kurumu konut satışlarına ilişkin verileri geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Türkiye genelinde konut satış sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına oranla %16'lık bir artış gösterdi. Bankalarda özellikle bu dönemde faiz miktarı yüksekken bu artışın nedeni nedir? Bunu konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam. Yayınımıza hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, rakamları verdik. Bu artışları Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu emlak piyasasına ilişkin, konut satışlarına ilişkin rakamlarını değerlendiririz. Evet, satış sayıları geçen yıl bu vakite göre, yani bir yıl içerisinde bugün itibariyle %16 civarında bir artış gösterdi. Tabii bu satış sayıları vatandaşın kira artışlarının yüksek oluşundan dolayı satış tarafına yönlenmesiyle ilgili bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz. Fakat piyasadaki rakamlar yine yukarı seviyede. Onun düşünmesiyle ilgili bir sanki bu tarz işlerin de onun bir işaret fişeği olduğunu düşünüyoruz. Vatandaş gayrimenkule konut tarafındaki barınma ihtiyacına ulaşabilmesi için mutlaka ya konut kredisi kullanacak ya da birikmiş bir yatırım, biriktirdiği bir yatırımla konut almaya çalışacak. Dolayısıyla banka faiz oranları da yüksek oranda olduğu dönemde bile satış sayılarının yükselmesi tabii ki piyasanın biraz daha normal bir seyre dönmesine yönelik bir görüntü diye düşünebiliriz. Ama öncelikle satış sayılarının yükselmesi tabii ki önemli ama satış rakamlarının da aşağıya doğru düşmesi de bu piyasada biraz daha rahatlık gösterecektir. Vatandaşın yine konuta ulaşma noktasında farklı yöntemler yapılıyor. Devletimiz, hükümetimiz bu noktada ciddi çalışmalar içerisinde ama öncelikle bu konut kredilerinin faiz oranlarının düştüğü vakit sanki bu sayı 2'ye 3'e doğru daha da katlanacak diye bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda da buna yönelik bir kamu bankalarının da bir çalışması olduğunu duyduk, böyle bir duyum aldık. İnşallah bu yönde de bir konut kredi faiz oranlarında aşağıya doğru bir çekilme olursa sanki piyasa biraz daha rahatlar diye bir beklenti içerisindeyiz. Başkanım, fiyatlarda bir düşüş olur mu? Hani bazı iller bazında baktığımızda büyük şehirlerde bazı emlak piyasasında yüksekliklerden de bahsediliyor, yüksek fiyatlardan. Böyle bir adımla fiyatlarda da bir düzeltme olur mu siz? Evet, öncelikle maliyet tarafına mutlaka bir el atılmalı. Maliyetin yüksek olduğu bir ortamda da fiyatların aşağı doğru çekilmesi çok zor gözüküyor. Dolayısıyla inşaat tarafında demir, beton, çimento ve işçilik tarafında da bir müdahale şart, mutlaka şart. Bu yönde bir çalışma yapılıp oraya bir müdahale yapılırsa konut maliyetlerini aşağı doğru çektiği zaman ister istemez fiyatlara yansıyacak. Yine arsa payı tarafında da bu işin %50'sinde arsa payı teşkil ediyor. Dolayısıyla arsa payı tarafında da bir aşağıya doğru inmeyle ilgili yine hükümetimiz, devletimiz tarafından teşvik verilebilir, arsa ücretsiz tahsis yapılabilir veya düşük rakamlarla arsa satılabilir gibi farklı formüllerle sanki maliyet tarafında düşürülürse burada da fiyatlara yansır ve fiyatların da biraz aşağıya doğru inmesi bile o balon diye tabir ettiğimiz suni artışın da normal stabil seyre geleceğini bekliyoruz. İnşallah da bu noktada Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı üzere TÜFE rakamlarının, enflasyon rakamlarının yıl sonuna kadar %38 oranına düşeceğini, enflasyon rakamlarının dolayısıyla her şey düşerken konutun da düşmemesi elde değil, mutlaka konut da düşecek diye bir beklenti içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım katkılarınız için. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam yayın konuğumuzdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun emlak piyasasına ilişkin, konut satışına ilişkin verilerini değerlendirdik. Enflasyonun önümüzdeki süreçte düşüşünün elbette konut fiyatlarına da yansımasını bekliyoruz dedi kendileri. Bizler şimdi sözü tekrardan size bırakalım.